Hasreten de İnegöl Belediye Başkanımızın kendilerine şükranlarımızı ifade ediyorum. Gösteren ve tam bağımsızlık çizgisinde ki ve dünyanın meselelerine karşı dikkatini hiç eksik veren Harlan Bey için söylediğim cümlelerin tümüyle üzerinde bir Atlas Sivas gibi durduğu emekli tüm amiral ciğer tereddütsüz isimlerden birisi. Ve bu akşam sizlerle burada son 5 yıldır, 6 yıldır üzerinde çokça konuşulan bir kavramı, bir konuyu sohbet edeceğiz. Mavi Vatan. Lütfettiniz. Sizin burada bu kadar meraklı ve kalabalık bir heyeti bulmuş olmaktan dolayı sanıyorum Sayın Yavcı'nın ve ben çok mutluyuz. Esasen diyor muyum? Moderatör olarak siz zaten söylediniz. Esasında ben tabii Sayın Yaycı'nın başlamasını tercih ederdim ama sizin söylediğinizde bir mantık silsilesi doğrudur. Doğu Akdeniz'in dünya ve küresel sistem üzerindeki genel yapısını değerlendirmek tabii ki farklı bir boyut. Öncelikle ben M5 savunma ve strateji diye adlandırılan Türkiye'nin 47 yıllık bir savunma ve strateji dergisinin genel yayın yönetmeliyim. Bu dergiyi daha önce de çıkarmıştım, şimdi de devam. Ardan Bey çok mütevazi bir şekilde şeyi söyledi. Bizim Türk Denizcilik ve Global Stratejiler Merkezimiz TÜPDEX'in mütevazi bir üyesi, tanışma kurulu üyesi olduğunu söyledi. Bizim ağır topumuz o. Bizim ağır topumuz o. Ve tamamen gönüllü bir kuruluşuz. Ama politikalar değişmez. Daha doğrusu hedefler de değişmez. Hükümetler gelir, şahıslar gelir, yöntemlerini değiştirirler ama hedeflerini değiştirmezler. Bizdeyse maalesef hedef tartışması yapılıyor. Yani o zaman milli siyaset oluşturuyor. Yani siz şimdi tutup ve bu çok özel bir teknik ve bilgiyle oluşturuyor. Ben bunu bir amiral olduğum için çizmedim. Ben bir amiral, bir denizci ki ben buna çizmeye başladığım zaman yarbaydım. Bir denizci, bir deniz hukukçusu ve bir haritacı olarak bunu yaptım.